Bakalım FF tarafının artık ciddi az bir süresi kaldı. Birkaç saniyesi var. Tercih geliyor. Nathan. Okey. Bu şimdi Nathan. Tecrübe Ruby. Nathan zaten kendi koridorunda. Evet, altına gitti. Altına. Bu şu anlama geliyor. Sol taraf Grok oynayacak ve tecrübeyi Edit'i gönder. Edit de mevsim başında Lunar'ın en çok oynadığı kahramanlardan evet. bir tanesiydi hatırlatırım. Evet. Ve iyi de performansları vardı. Ama bir vardı. Şey söyleyeceğim. Şimdi S2G çok büyük bir timer da şu an. Aşağı koridoru kalırken rakibi Sigibum koridora dönmeye çalışıyor. Alien. Tianzi ile beraber orta koridoru ittirdi. Paku orta koridoru ittirip 4 seviye olacakken yukarıda ittiriyor. Begin ile birlikte Lunar, Tianzi. Çok hızlı başlangıç yaptı. Suyu kazıyor, buraya yetişemeyecek. Yok. Ve Fireflux için rahat bir kaplumbağa olacak gibi duruyor. Belçesini yani... attı. İlk yeteneği falan olsa belki böyle ilk yeteneği atıp arkasına ışınlanıp bir de pençe deneyebilirdi de çok hayali bir senaryo. Bir Rabi kıstırması sanki söz konusu ama yani Yiv Begin'i o kadar iyi dürttü ki sorun yaşanabilir. Aynen öyle. Lunar ışınlanmayla beraber içeri girdi. İstediği kişiyi tutamadı. Havayı doğru kaldırmayı başardı Grok. Zuzin uzaklardan vurdu. Mükemmel bir Rabi oyunu. Rosa burada skorları tamamlayacak. Fireflux orta koridordaki savaşta iki skor buldu. S2G tetiği çeken taraf, sahneyi yazan taraf ama oynayansa Fireflux oldu. Yani o son an... disk deyince ben öldüğüne bayağı emindim ama bir şekilde yaşadı. İyileştirmesini de basıyor. Tabii ne oldu? Kaplumbağa'yı artık verecek bir cevap kalmamış oldu. Bu bölgeye doğru Sunshine yaklaştı. Arka tarafta Kazuya zorlamaya devam ediyor. Apex acaba birazcık önde mi? Dikkatli olması lazım. Şu anda Apex tek başına iki oyuncuyu birden tanklamakla kalmadı. Takım arkadaşlarına da burada kaplumbağa alabilecek bir zaman yarattı. Burada pençe savaşında nasıl Pagoda kalabilir acaba? S2G için müthiş pozisyon. Eriyor. Apex toparlamak istedi. Lunar yerde ve Tianzi intikamını, o pençenin intikamını fena alıyor. İki skor verildi. Orta koridor iterken FF için yani kötü konum denebilirdi ama iyi topladılar. Orada başlangıç geliyor. Nasıl bir Lord? Fireflux tarafına gelecek gibi. Apex. Bence girmemek lazım. Pago bir kez daha istiyor burada. 400 yana kadar inmişti. Tianzi'den pençede bu sefer hata yok. Pago. İçeride düşülecek artık yavaş yavaş kopmalar gelmiş gibi. Sigibum diğer tarafta elin skorunu alsa bile Apex ile beraber kovalamaya başladı. Neler Sunshine ultinin içinde, Evox'in içinde buraları yani tertemiz edecek kule altında Lunar'ı da almak istiyorlar. Tianzi 3'te 3'üne gidiyor. Lunar yerdeyken base spamları gelecek ve Fireflux seriyi 12-3'ün ardından kapatmaya hiç olmadığı kadar yakın. Final yolcusu kalmasın, final yolcusu kalmasın. 8000 altın farkı, inanılmaz bir skor farkı. Tianzi, gel de o adamın karşısında dur şimdi. Mümkün değil. 14 seviyeye yavaş yavaş ilerliyor Sunshine. Hasarın muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmış derken Alien, geri doğru ışınlanmasını attı. Zuzun uzaklardan denerken, burada içeri doğru gelemeyecek diye havaya doğru kaldırdılar. Sigibum, erimeye devam ediyor, geri doğru kaçmaya çalıştı. Ama Sunshine dur diyor. Pagu burada Tianzi'yi durdurmayı başaracak. Pişman olacak. Fireflux final hayatını eze eze yasırdı. Bir de üstüne manyak geldi. Tianzi belki de o skoru almasaydı bugün ikinci vahşiyi görecektik. Ama gerçekten tebrik edilebilecek bir oyun.